Değerli basın emekçileri, AKP MHP iktidarı ittifakı özellikle 2015 yılından bu yana derinleştirdiği savaş siyasetini ve savaş ve çatışma konseptini her seçim arifesinde tırmanlıyor. Kuzeydoğu Suriye'ye, Rojava halklarına karşı hazırlıklarının ve hazırlıkları yapılan kara saldırısı iktidarın savaştan beslenme yönelik siyasetinin de bir parçasıdır. Bu savaş elbette iktidarın yıllardır sürdürdüğü ve artık gizlemeye gerek duymadığı Kürt düşmanlığı politikasının da ürünüdür. Kürtlerin varlığına, haklarına, kazanımlarına dönük de bir savaştır. Kuzeydoğu Suriye halklarının 10 yılı aşkındır dişiyle, tırnağıyla, büyük insani kayıplar ve ağır bedellerle inşa ettiği devrimi, halkların bir arada eşit ve özgür yaşamı temel alan yeni yaşamı yok ederek buralarda tekrardan savaş cenderesine alıp kirli işbirlikleri yaptığı insanlık düşmanı çetelere teslim etmek istediği bir savaştır da. Buralar çetelerin elinde olsaydı iktidarın bir derdi olmayacak. Aksine bu çetelerle her türlü kirli işbirliğini yürütecekti. Mesele Kürtler olunca iktidarın yok etme ve emperyal politikaları depreşiyor. Değerli basın emekçileri, bu savaşın diğer bir yüzü de şudur ki bu savaş Kürtler şahsında tüm topluma açılan tüm toplumu teslim almaya dönük büyük bir savaşa dönüşmüştür. İktidar bu savaşı iç siyaseti dizayn ederek seçimleri kazanma ve iktidarını korumaya dönük bir strateji olarak yürütmektedir. Bir kez daha iktidar seçim kampanya startını savaş uçaklarıyla ölüm ve yıkımla vermiştir. Dolayısıyla bugün iktidarın savaş politikalarına destek verenler her seferinde savaş ve ölüm siyasetinin arkasına dizilen tüm kesimler iktidarın seçim kampanyasına da destek verdiğini bir kez daha hatırlatıyoruz buradan. Çünkü savaş sadece ölüm, acı, yoksulluk, ekonomik kaynakların heba edilmesi değil, toplumun, demokratik muhalefetin sözünün kesilmesi, siyaset alanında daraltılmasıdır. İktidarın yaptığı bu haksızlıklar, hukuksuzlukların yolsuzluk ve talanın üzerine örtülüp bunların konuşulmasının engellenip ölüm ve korku siyasetinin hakim kılınmasıdır. Kürtlerin kazanımları yok edilsin diye ülke halklarının kazanımlarının, ülke kaynaklarının savaşa yatırılarak da yok edilmesidir. Değerli basın emekçileri, AKP iktidarı yolsuzlukları, talanları daha görünür olduğunda, oy kaybetmeye başladığında, zor durumda kaldığında savaşa sarılıyor. Sorunlardan, toplumsal taleplerden kaçıp çözümsüzlükte ısrar bu iktidarın karakterinin yanı sıra kazanmak için izlediği bir yol olmuştur. İşte AKP iktidarının içi bomboş iddialarla sarılıp Kürtlere karşı tekrardan tırmandırdığı savaşın özeti ve özü budur. Şimdi bu saldırıyı haklı çıkartmak için Taksim saldırısını aydınlatmak yerine üzerini karartarak bütün soru işaretlerine rağmen gerekçe yapıyor. AKP Genel Başkanı pazartesi günü yaptığı konuşmada yine Kürt halkına bir yandan saldırı tehditleri savururken de öte yandan da Türkiye tarihinde sadece adalet, şefkat, merhamet, birlikte yaşama tecrübesi olduğunu ileri sürdü. Oysa kendisi bile daha önce Dersim katliamı için acılı, kanlı facia, katliam diyerek özür dilemişti. Yine İstiklal Mahkemeleri Menderes'in idamı için onlarca kanlı olayda devlet eliyle zulüm yapıldığını ifade etmiştim. Bu şefkat, merhamet güzellemesi yaparak üstünlük iddiasında olanlara biz de buradan bir kez daha soralım. İstiklal mahkemelerinde merhametle mi onca insan idam edildi? Dersim'de yıllarca hazırlığı yapılıp tertiplenen katliam bir şefkat katliamı mıydı? Zilan katliamı, 6-7 Eylül pogromu, Nevala kasaba, on binlerce faili meçhul, Sivas, Maraş, Çorum ve Roboski katliamları hangi şefkat ve merhametin konusudur? Çıkıp sınır ötesi harekatlar ve yürüttüğümüz yerlerde kimsenin kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine göre ayrımcılık yapmayız. Hiçbir yere öldürmek, yıkmak, yok etmek için gitmedik, gitmeyiz de diyebiliyorlar. Utanmadan ve sıkılmadan. Bu aynı zamanda aslında bir ikrardır, bir savunma ruh halidir. Çünkü işgal edilen her yerde Kürt, Arap, Ermeni, Süryani insanlar katlediliyor.
ÖSO, IŞİD, El-Kaide çetelerinin cinayet, gasp ve yağma görüntülerini bütün dünya canlı yayınlarda izliyor. Afrin'de çetelerinizin etnik temizlik ve birçok insanlık suçu işledi ve işlemeye de devam ediyor. İşgal edilen bölgeler, çeteler arası iç çatışma, gasp, taciz, tecavüz ve işkence merkezleri haline geldi. Bakın dünya bu yalana ne diyor biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı 20 Eylül 2020 yılında şu açıklamayı yaptı. Türkiye ve Türkiye'ye bağlı çeteler ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı bölgeleri hedeflemektedir. Afrin, Serekani ve çevresinde Türkiye'de destekli Suriye Ulusal Ordusu rehin alma, zalimce muamele, işkence ve tecavüz gibi savaş suçu kategorisine giren suçlar işlemişlerdir diyor ve devamında da bir sürü şeyi sıralıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü HEREV'e Mart 2021 raporuna göre Afrin'de 604 sivil hayat öldürüldü. 7243 kişi kaçırıldı. 300 bin kişi göç etti. 314.400 zeytin ağacı söküldü ve 28 eski yapı tahrip edildi ve 14 kutsal mekan yıkıldı. Detayları elbette ki boğmak istemiyorum ama buna benzer onlarca rapor var. İşte tablo bu iktidarın eseri, bu tablo suç tablosunda da yeniden kabartmak istiyorlar. Daha geçen gün Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına bir konuşma yaptı ve orada maşallah ağzından tekrardan bal damladı. Afrika'dan Asya'ya bütün bu coğrafyalarda dünyanın neresinde bir zulüm varsa, çatışma varsa, açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerindedir. Yemen'de, Somali'de, Afganistan'da, Arakan'dan adeta bir deri bir kemik kalmış çocuklara kadar Ukrayna'daki çatışmalarda mağdur ettiği sabiler de bizim evlatlarımızdır dedi. Ne kadar güzel değil mi? Peki Sayın Erdoğan'a Afrin'e, Gresipi'de ve Şengal'de yaptığınız saldırılarda hayatını kaybeden Kürt çocukları niye sizin düşmanınız oluyor? Kürtleri ümmetten saymıyor musunuz? Kürt çocukları çocuk değil mi? Doğrudan sizin saldırılarınızla hayatını kaybeden, toprağını terk edenler, kadınlar ve çocuklar Kürt olunca zalimlik, kötülük aklınıza gelmiyor mu? Bu sözler iktidarın mazlumlara karşı dostluğunu değil, tek kelimeyle Kürtlere karşı düşmanlığının itirafıdır, Kürt düşmanlığının göstergesidir. Bizler HDP olarak bu ülkenin demokratik kamuoyuna ezilen, sömürülen tüm halkımıza bir kez daha sesleniyoruz. AKP-MHP ittifakının sürdüğü ve seçim harifesinde tırmandırdığı bu savaş ve ölüm siyasetine asla teslim olmayacağız. Savaş kaçtı. Toplumsal barışı tesis etme siyaseti bizim temel mücadelemizdir. AKP-MHP iktidarının başlattığı ve diğerlerinin de ortak olduğu bu ölüm siyasetine karşı engel olmaya, halkımızla birlikte ölüme karşı yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Girdiğimiz seçim sürecinde de aday belirlemeden tutalım da seçim stratejimize kadar da her adımda bu ilke ile hareket edeceğiz. Değerli basın emekçileri, ölüm, yıkım, yoksulluk ve savaş siyasetinin tecrit politikalarından kaynaklandığını her fırsatta dile getirdik ve dile getirmeye de devam ediyoruz. Her geçen gün derinleşerek devam eden İmralı tecrit sistemi, mutlak tecrit politikaları artık kabul edilemezdir. Son olarak Asrın Hukuk Bürosu avukatları yaptıkları açıklamada hukuk dışı yönelim ve politik kararlar nedeniyle 20 aydır Sayın Öcalan'dan haber alamadıklarını, CPT'nin Eylül 2022 tarihinde İmralı Adası'nda yaptığı ziyarette Sayın Öcalan'ın görüşmeye çıkmadığı duyumuna sahip olduklarını açıklamışlardır. Bu tabloda İmralı Adası'ndaki tecrit rejiminin ulaştığı vahim boyutu da göstermektedir. Bu durumda İmralı'da mutlak tecritin neden olduğu hukuksuzluğun yarattığı kaygıları ve endişeleri de derinleştirmektedir. Buradan CPT'ye bir kez daha çağrıda bulunarak son ziyaretlerin detaylarını kamuoyu ile paylaşarak iktidarın işkence ve tecrit politikalarına, işkence ve tecrit suçlarına ortak olmamaya davet ediyoruz. Sayın Öcalan'a yönelik mutlak tecrit politikaları iktidarın çözümsüzlükte ısrarının açık göstergesidir. İktidar böylece tecrit politikaları ile hukuk, adalet, insan hakları ve ekonomik alanda yaşanan
kriz ortamından nemalanarak savaş siyasetinde ısrar etmeye devam ediyor. Değerli basın emekçileri, tecrit AKP iktidarının siyasi kimliği ve yönetme biçimine dönüşmüştür. Tecrit politikalarına yönelik her itiraz tek adam rejimine yöneliktir. Her itiraz savaş politikalarına itirazdır. Bu nedenle biz buradan demokratik siyasetin ve çözümün adresinin Sayın Öcalan olduğunu bir kez daha yineleyerek tüm demokratik kamuoyunu İmralı Adası'ndaki hukuksuzluğun ve tecritin son bulması için itiraz etmeye davet ediyoruz. Dün DBP eş başkanı Sayın Salih Aydeniz ve 3 milletvekili arkadaşımız ve ayrıca önceki dönem eş başkanlarımızdan Selahattin Demirtaş Sayın Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı. Adalet Bakanlığı'na çağrımız bu başvurulara derhal cevap verilmesidir. Hukuk sisteminin güvence altına aldığı aile ve avukat görüşmelerinde bir an önce gerçekleşmesini sağlamasıdır. Değerli basın emekçileri, basın toplantımız sona ermiştir. Soru varsa alacağım, yoksa toplantımız devam ediyor. Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye ve Tenere Kürdistan'a saldırıları sürerken muhalefet altın masa sürekli toplantılar gerçekleştiriyor ve anayasa paketini açıklıyor. Siz muhalefetin bu saldırılar karşısındaki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben açıklamada da söyledim. AKP iktidarı bir savaş siyaseti yürütüyor ve kendi iktidarını ve faşizmini savaş politikalarıyla kurumsallaştırıyor. Dolayısıyla AKP iktidarının her savaş ve saldırı konseptine karşı itiraz yükseltmek Türkiye'de önemli eşiklerden biri. Aksi AKP'nin savaş politikalarına onay vermektir. Aksi AKP'nin savaş politikalarına destek vermektir ve AKP'nin arkasına dizilmektir. Dolayısıyla biz savaşın Türkiye halklarına kaybettirdiğinin farkındayız. Savaşın sadece Türkiye halklarına değil, savaşın bütün Orta Doğu halklarına kaybettirdiğinin farkındayız. AKP iktidarı bu savaşın da aynı zamanda bir Türkiye halkları savaşı olmadığını biliyoruz. Bu savaş yürütülen, AKP iktidarının yürüttüğü her savaş, hem Federe Kürdistan bölgesinde hem Kuzeydoğu Suriye topraklarında yürüttüğü her savaş AKP'nin bir iktidar savaşıdır. AKP'nin kendi bekasını koruma, kendi faşizmini derinleştirme savaşıdır. Dolayısıyla her vicdanlı insanla hem Türkiye demokratik kamuoyuna, tüm kadınlara, gençlere ve savaş bu savaşın yarattığı bu savaş politikalarıyla itirazı olan herkesi itiraz etmeye ve AKP'nin savaş politikalarına prim vermemeye davet ediyoruz buradan bir kez daha. Geldiğiniz için teşekkürler arkadaşlar.